Değerli Risale Okumaları seyircileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda da geçen derslerde başladığımız İhlas lemalarından devam edeceğiz. Geçen ders 20. lemayı bitirmiştik. Bugün de 21. lemadan değerli Ümit Taş hocamızla birlikte okumaya devam edeceğiz. İnşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, geçen hafta malumunuz 20. lemayı bitirmiştik. 21. Evet. lemadan da bu giriş bölümünden okumuştuk. Burada ihlasın önemi belirtiliyordu. İhlas neden önemli? Ne gibi bize faydaları var? Ayetlerden de bağlantı kurarak bir giriş yapmıştık. O girişi müsaade ederseniz bir kere daha hatırlayalım. Yani ihlasın önemini vurgulaması açısından o önemli. Evet. Ondan sonra da ihlaslı olmak için hangi düsturlara riayet etmeliyiz onları bize hatırlatacak üstadımız. Oradan bir başlayalım inşallah. Yani bir daha okuyalım diyorsunuz. Bir kere daha ihlasın önemini evet. Bir kere daha hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَكُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Müsaade ederseniz bu ayetlerin meallerini de bir hatırlayalım. Önemli çünkü bunlar farklı ayetler, birbirinin devamı değil. Ama aynı mana, ihlas manasını, rıza-i ilahi manasını bize ders veren, emreden ayetler. Birinci ayet ve la tenazeu fetefşeru ve tezhebe rihukum ve kumu lillahi kanetin. Yani kavga etmeyin, çekişmeyin, dağılırsınız, kuvvetiniz kaybolur. Bu Enfal suresinin 46. ayeti. Ve yine diğer ikinci bir ayet ve Allah için ibadet edenler olarak ayakta durun. Ve kûmü lillâhi kânetinde o şeyin diğer bir ayetten alınmış bir bölüm. Bu ayette Bakara suresinin 238. ayeti. Diğer bir ayet yine قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Bu da nefsini arındıran kurtulmuştur. Nefsini temizleyen, yani kötülüklerden, günahlardan, kötü duygulardan temizleyen kurtulmuştur. Ve onu gizleyen, yani terbiye etmeyen kaybeder. Bu da Şems suresinin 9 ve 10. ayetleri. Yine 3. bir ayet geçiyordu burada. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Bu ayet-i kerimede Bakara suresinin 41. ayeti. Sakın benim ayetlerimi az bir bedelle, yani dünyevi şeylerle değiştirmeyin mealinde. Şimdi bu ayetlerin tefsirini bize yapacak. Evet, yani evet. Okuyacağımız düsturların hepsi bu ayetlerin manalarından, işaretlerinden çıkarılıyor değil mi? Çıkarılıyor bunların evet. Tefsiri. Evet. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Evet, safi bir ubudiyet demek. Evet. Madem ihlasta mezkür hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Evet, burada çok önemli, müsaade ederseniz meseleye dikkat çekti. Yani özellikle bu lem'a İslamiyet'e hizmet edenlere, mesela nur talebelerine ve onlar gibi daha iman, Kur'an hakikaten hizmet edenlere hitap ediyor.
bu İslam'a hizmet edenlere saldıranlar çok fazla. Bizler ise çok azız ve zayıfız. Öyleyse zayıf olduğumuz için hani birbirimizle uğraşma gibi bir lüksümüz yok. Evet. Yani birbirimize daha fazla kenetlenmeye, birlikte olmaya, yardımlaşmaya, dayanışmaya ihtiyaç var. Yani maksat ve gaye eğer imana, İslam'a hizmet ise, karşılığında bir maddi manevi çıkar gözetmiyorsak birbirimize kenetlenmemiz lazım. Küçük kusurlarımıza, küçük hatalarımıza hiç ilgilenmemiz lazım. Hedefe odaklanmamız, kilitlenmemiz. Evet. İşte bir hedef ne? İslamiyet'i insanlara tebliğ etmek. Yani halimizle ve lisanımızla, yaşantımızla İslamiyet'i insanlara ulaştırmak. Çünkü bu zamanın en büyük ihtiyacı imansızlık ve iman zayıflığı. Bu konu çok önemli. Öyleyse bu hizmeti yaparken bizim ve az olduğumuz için de ve İslam'a saldıranlar da düşmanlar da çok fazla. Gerek farklı adetlerle, düşüncelerle, fikirlerle, farklı İslam karşıtı sapık fikirlerle de bizi İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Öyleyse bu kadar saldırılar karşısında bizim daha birlik beraberlik halinde olmamız gerekiyor. Evet. 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 İhlasınız. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا ayetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i ilahiye mazhar olup saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakil, riyakârâne bazı hissiyat-ı süfriye ve menafi-i cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniye'nin hizmetine taarruz, hem hakaki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Yani burada bu hizmette, faaliyette bulunurken, yani karşılaştığımız olaylarda yani nefsani veya enaniyete taalluk eden bazı hissiyat bile alın ayetlerini yani cüz'i ücretlere satma manasına da geliyor değil mi? Yani sadece maddi çıkar değil yani. Değil. Bir diğer önemli şey de dikkatimi çekti. Yani bu kutsi vazife, İslam'a hizmet etme gibi kutsi vazife ihsan-ı ilahi tarafından omuzumuza konulmuş. Yani bu Allah'ın bir lütfu. Nice insanlar var ki bu nasip olmamış, açılmamış bu duyum üzerine. Yani İslamiyet'in önemini anlamak ve ona sahip çıkmak, ona hizmet etme bilinci, şuuru çok insanda yok. Allah'ın bir lütfu olarak görmemiz lazım bunu. Çünkü bunun şeyi çok büyük, mükafatı çok büyük. Bunu anlamayı Allah bize nasip etmiş, omuzumuza konulmuş böyle bir İslamiyet'e hizmet et. Çünkü onlar azdır ama değerlidirler, kıymetlidirler diye başka hadis-i şeriflerden çıkartılan bir meal olarak da naklediyor. Öyleyse bu birliği, beraberliği, omuzunuzdaki bu kutsi yükün hatırına artık böyle küçük şeylerle uğraşmamanız lazım. Sorumluluğun bilincinde olmak lazım. Bu sorumluluğun bilincinde olmak lazım. Küçük meselelerle, birbirinizin kusuruyla, hatasıyla, enaniyetle. Yani oradaki düzeni, ahengi, birlik, beraberliği, bozucu tavır, düşünce, konuşma, hareketlerden şiddetle kaçınmamız icap ediyor. Tek gayemiz Allah'ın rızası olmalı. Bu kutsi yükü omuzumuzda hissedip o şuurla, o bilinçle gayret etmemiz gerekiyor. Evet. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok mızır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı İhlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf aleyhisselam, innen nefse le'emmâretun bis-sû'i illâ mâ rahime rabbi demesiyle. Nedir bu ayetin meali? Evet, bu ayet-i kerimeyi Yusuf suresi, Yusuf aleyhisselamın okuduğu bir ayet-i kerime. Orada da buyuruluyor ki, Rabbimin merhamet ettiği durumlar hariç nefis daima kötülüğü emreder. Yusuf suresi 53. ayet.
Evet. Yani ben de bir insanın kendisi için de bunu söylüyor Yusuf Aleyhisselam. Yani peygamber nefisleri bile böyleyse, bizim, yani bizdeki nefisler de onlardan çok daha temiz değil yani. Bundan bir ders almamız lazım. Evet. Bir peygamber bile nefsime ben güvenmiyorum diyorsa bizim aileye de güvenmememiz lazım. Demesiyle çünkü, nefse emmareye itimat edilmez. Yani burada da bir önemli bir tespitte bulunuyor. Şu vakayı, şu gerçeği kabul edelim. Mühim ve büyük bir umur hayırları çok mızır manidar olur. Hayırlı işlerin, büyük işlerin illaki zararlı engelleyicilerin manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bunun farkında olalım. Yani bize gelen bir hissiyat, bir duygu acaba şeytandan mı diye bunun mahkemesini iyi yapıp aman bu hayırlı hizmetin, bu kutsi hizmetin hatırına ben bu duygumu bastırayım. Sineye çekeyim, hakkın hatırı alidir diyeyim. Evet. Şerefimdir, gururumdur, gerekirse incirse incesin. Aman bu kutsi hayra hizmete zarar gelmesin. Şuurunda olmamız lazım. Evet. Evet. Enaniyet ve nefse emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Şimdi hangi düsturlara riayet etmeliyiz? Bu birlik, beraberliği, ihlası, rıza-i ilahi korumak için. Şimdi bunları hatırlayalım. Evet. Birinci düsturunuz, amelinizde rıza-i ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Evet. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmet iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Çok önemli bir düstur. Gerçekten günümüzde Müslümanların çok ihtiyacı var. Birçok Müslüman tabii biraz da o İslam karşıtı olan cephenin Müslümanları aşağılaması, tenkit etmesi, bazen alay etmesi yüzünden bir eziklik duygusu var, bir aşağılık duygusu var. Aman ne derler? Aman bana ne derler? Bana işte hoca derler, bana alay ederler, bana aşağı kim ne derse desin. Yeter ki biz yaptığımız davranışın, söylediğimiz sözün doğru olduğundan emin olalım. Allah'ın rızasına uygun olsun o şey. Usulüne uygun olsun, adabına uygun olsun. İnsanların şöyle böyle demesinden, bize tenkit etmesinden, aşağılamasından hiçbir zaman bizim alınganlık göstermeden doğru bildiğimiz davranışı, doğru bildiğimiz sözü orada söylememiz lazım. Önemli olan Allah'ın rızası. O razı olduktan sonra insanlara da zaman içerisinde kabul ettirir. Doğru zamanda doğru şeyleri söylemek doğru tabii, insanlara. Önemli bunlar yani. Evet, mesela ata et aslına ot atmamak tabii, lazım. Tabii. Herkese söylenecek söz var, söylenmeyecek söz var. Evet, yerine, zamanını, usulünü, adabını bilerek ama hiçbir zaman bir eziklik, bir çekingenlik, bir utangaçlık, bir mahcubiyet, eziklik duymadan. Evet. Çünkü İslam'ı temsil ediyoruz. İslam'ı temsil etmek büyük bir şereftir. Allah'ın kulu olmak büyük bir şereftir. Bu kimliğimizi hiçbir zaman gizlemeden, bundan dolayı bir şey duymadan. Yani gerçekten inanıyorsa inandığın gibi yaşayacaksın. Yaşayacaksın. Yani işte üstünsünüz siz zaten. Ne gerek var aşağılık duyuyorsun. Onların alay etmesi hiçbir zaman bizi yolumuzdan çevirmemeli. Doğru bildiğimiz yoldan çevirmemeli. Evet, önemli olan Allah'ın rızasına uygun olması, insanların beğenmemesi hiç önemli değil. İkinci düsturunuz, bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabet kârâne uğraşmaz, birbirinin önüne tekadüm edip
tahakküm etmez. Birbirinin kusurunu görerek tenkit edip saye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir ittifak ile gaye hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. Güzel bir misal verdi. Devamında çok kalıcı, güzel bir örnek de verecek. Yani bazen olur, böyle İslamiyet'in dışındaki kişiler bir Müslüman gruba, bir topluluğa, bir cemaate, bir hizmet eden bir kuruma, bir STK'ya dışarıdan derler ki ya bunlar böyle Allah peygamber din iman diyorlar ama birbirleriyle uğraşıyorlar. Kazan şey gibi kaynıyorlar birbirleriyle. O onun aleyhinde bulunuyor, onun aleyhinde bulunuyor. Ne yapayım böyle dediklerine siz bakmayın. Önce bunlar aralarında bir kere bir birlik beraberlik yok diye. O da hani kendine bir şey bulur yani. Demek ki bunlar da hani Allah peygamber diyor mu daha bunlar beraberliklerini koruyamamışlar. Birlik beraberlikten bahsediyorlar ama. Yani onlara da bir şey olur bu, bir dayanak olur. O bakımdan biz öncelikle kendi birlikteliğimizi, beraberliğimizi korumamız lazım. Ve dışarıdaki kişi hayran kalmalı, imrenmeli Müslümanlardaki bu güzelliğe, bu ahenge, bu yardımlaşmaya. Ki lisan-ı hal, lisan-ı kaldan daha tesirlidir deniyor. Evet. İslamiyet'in güzelliklerini bizim yaşantımızda, birlikteliğimizde görmeli ki o da imrense ne güzel bir şey bu deyip meyletsin İslamiyet'e, Müslüman olmaya, İslamiyet'e hizmet etmeye meyletsin diye. Ama birbirimizle uğraşırsak tabii güzel örnek yani olabilir. Pek çok insan aslında her şeyi biliyor ama görmek istiyor. Görmediği zaman da kendi aleminde tabii hayal kırıklığına uğruyor. Tabii. Bu sefer kendi için başka yolları aramaya başlıyor. Başka yolları arıyor. İslamiyet'e evet, meyli kırılıyor orada. Evet, onun için biz öncelikle bu birlik beraberliğimiz, dayanışma, yardımlaşmayla örnek olmalıyız. Evet, yani Kur'an vekil değil, ayna ister. Tabii, tabii. Birbirimizi hiçbir zaman rakip görmemek lazım. Birbirimizin kusurunu görmemek lazım. Affedici olmamız lazım. Bir rakip değiliz. Beraber evet, aynı hedefe. Allah'ın rahmeti giriyor. Herkese bol veriyor. Ben daha çok kazanayım diye bir şey yok. Herkese Allah bol bol veriyor. Başkasına verse senden eksilmeyecek. Eksilmeyecek senden. Onun için Allah'ın rahmeti geniş. Bakımdan hep beraber Allah'ın rızasına yönelik omuz omuza evet, el ele devam edersek şeyimiz, hatta şimdi aşağıda bahsedecek, o şirketin maneviye diye bir sır var. O sırrın etkisiyle topluca yaptığımız o büyük sevaptan herkes aynı şekilde faydalanıyor. Şimdi devam edecek. Tabii netice azim olunca daha fazla evet, hisse gelecek. Daha fazla hisse gelecek. Şirket gibi, manevi şirket evet, gibi aynı. O yüzden o birlikteliğin böyle karı da var. Bir güzel karı da var. Kaçırmamak lazım. Birlikteliği korumanın. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insanın kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebedi içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil-i selamet olan Darüsselam'a ümmet-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Elbette 4 fertten 1111 kuvvet-i maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihad-ı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet, 3 elif ittihad etmezse 3 kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse 111 kıymet alır. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırr-ı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki, samimi bir ittifakta her bir fert
sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 hakiki müttehid adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye, evet, sırrı ihlas ile samimi tesanüt ve ittihat, hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara, hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir noktaya istinaddır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır. Sırrı uhuvvet-i hakikiye ile rızayı ilahi yolunda ahirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum diyerek ölümü gülerek karşılar. Ve o ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum der, rahatla yatar. Evet, çok güzel bir ders daha verdi bu ikinci düsturda. Yani orada şu şey misali ilgimi çekti. Yani sizler ve bizler tabirini kim için diyor? Risale-i Nur talebeleri ve Kur'an hizmetkarları. Yani bütün Kur'an'a hizmet eden cemaatlere de buna hitap ediyor, teşmil edebiliriz. Ümmet-i Muhammed'i Darüsselam'a çıkaran, kurtuluşa çıkaran bir gemide çalışan nezhademeler gibiyiz. Evet. Yani biz gemide hizmetçiyiz ama bunun yanında sadece yolcu olanlar da var. Niye sen katılmıyorsun diye onlara hesap sormuyoruz, sormamalıyız. Ben vazifemi yapayım, o da katılırsa benim bu hizmetime güzeldir, o da faydalanır. Ücretten katılmıyorsa ona yani hesap sormak, ona kızmak, onu sorgulamak gibi bir yetkimiz yok. Biz görevimizi layıkıyla orada yapmamız lazım. Yani gemiyi sahili selamete çıkaracak vaziyette herkes vazifesine dikkat etmeli. Dikkatli, ben kendi vazifeme bakarım deyip, çünkü bunun mükafatı çok büyük. Ve burada bu birlikte hizmet etmenin de yine bir şeyini de bir kanuna da dikkat çekiyor. Matematikte bir kural. Dört tane biri ayrı ayrı korsanız, değil mi? Evet. Toplasanız dört eder. Ama bir çizgi üzerinde omuz omuza yan yana korsanız 1111 gibi bir sayı meydana geliyor. Yine aynı şekilde dört elif diyor, işte dört tane rakam. Dört ayrı ayrı olduğu zaman toplasanız 16 eder ama bir çizgi üzerine dizdiğiniz zaman 4444 gibi bir sayı ortaya çıkıyor. Bu bir kanun. Allah'ın koyduğu bir kanun. Matematikte bundan faydalanılıyor. Şimdi aynı şekilde demek ki Müslümanların ayrı ayrı olması yerine, tek tek kalması yerine, omuz omuza verdiği zaman bu arada Allah'ın rahmeti de oraya tecelli ediyor. Bundan Allah bir kuvvet ortaya çıkarıyor. Tek başına dahi bile olsa, çok alim bile olsa yapamayacağın hizmeti, dört tane cahil bile olsa insan bir araya geldiği zaman ihlasla bakıyorsun ki muazzam şeyler ortaya çıkarabiliyorlar. Örgütleniyor bir yerde, bir bakıyorsun dört kişi bir dernek kuruyorlar, orada bakıyorsun koskoca bir okul yapmışlar. Şahsı manevi teşkil ediyorlar. Büyük bir hizmetler yapabiliyorlar, Allah da yardım ediyor, bakıyorsun ki Allah Allah nasıl yaptınız? Zannediyorsun ki ya bu kadar büyük işler herhalde burada en az 100-200 kişi yapıyordur. Halbuki bak orada 5-10 kişiler. Ama o beraberlik, birliktelik bir kuvvet meydana getiriyor. Allah kuvvet veriyor, yardım ediyor. Çünkü Allah'ın rahmeti cemaat üzerinedir, Peygamberimiz buyurmuş. Böyle de hayırlı neticeler ortaya çıkıyor. Onun için birlik ve beraberlik çok önemli. Dayanışma, yardımlaşma çok önemli. Yüzlerce, geçen dersimizde okumuştuk, yüzlerce ayet-i kerime, yüzlerce hadis-i şerif de bizim bu birlik ve beraberliğimizi emrediyor. Dağılırsanız, birbirine sürtüşürseniz kuvvetiniz gider diyor biraz önce ayette de. Okuduk. Bu demek çok önemli. Evet. Bu hayırlı neticeleri almak için birlik, beraberliğimizi ne olursa olsun korumak. Evet. İttifak çok önemli. Asgariden ihtilaf etmemek. Etmemek, evet. Üçüncü düsturunuz, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet,
kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlas bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil burada sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden 100 belki 1000 derece fazla yardımcılarım varken burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi, insafsız memurların tarassudat ve tazikatları altında 7-8 sene sizinle ettiğim hizmet 100 derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Hem itiraf ediyorum ki samimi ihlasınızla şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu an o mucizevari kerametiyle ve Hazreti Gavs-ı Azam Kuddise Sirruhu o harika kerameti gaybiyesiyle sizlere bu sır-ı ihlasa binaen irtifat ediyorlar. Ve himayetkârâne teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühleri ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz. 10. lemadaki şefkat tokatlarını tahattür ediniz. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ سِرِّيلًا İhlas-ı tamı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühde, hatta menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en latif ve güzel bir hakikat-ı imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane zararsız bir menfaattir. Mümkün ise nefsinize bir hodgamlık gelmemek için istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa çenden onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sır ihlasa zarar gelebilir. Evet, burada da yine güzel bir ders bize verdi bu. Bir önceki düsturda şu haşiyede de güzel bir ders vardı. Orayı da bir hatırlatalım. Şimdi burada dedi ki ihlaslı olduğunuz zaman korkulara karşı, ölüme karşı bile bir kuvvet kazanırsınız. Evet. Yani ben burada bir hizmeti kardeşlerimle beraber yapıyorum. Kur'an hizmetini, iman hizmetini, İslam'ı, tebliğ hizmetini. Ben ölsem bile bu kardeşlerimin kazandığı sevaptan faydalanacağım. Çünkü ölmese devam edecekti. Sanki ölmemiş gibi Allah o başlatılan hayırda kazanılan sevapları onun kabrine evet, gönderiyor. Böyle, yani kardeşler dedince vücutları var yani. Vücutları var. Benim hizmetim sanki devam ediyor. Oradan yine sevaplar bana geliyor. Burada yine ihlasın önemine bir kuvvet kazanacağımıza ihlasla dikkat çekti. Hazreti Ali Efendimiz, Abdülkadir Geylani Hazretleri de yine Fütuhul Gayb ve Rize gibi kasidelerinde bu ihlaslı hizmetin önemini orada işaret ediyorlar, vurguluyorlar, takdir ediyorlar, dua ediyorlar. Ve bu yusirüne ve yusirüne ala enfisim ki nefislerini birbirlerine tercih ederler. Hani başkasına başkasının nefsini kendine tercih eder mealinde bir ayet-i kerime. Evet. Sahabelerin bir hasletiymiş bu. Sahabelerin hasleti olarak övülüyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani başkasının menfaatini kendi önünde tutmak kendi yani. Kendi önünde tutmak, nefsini evet. Tercih etmek. Hoşumuza giden maddi manevi ücretlerde evet. Kendimize tercih etmek. Burada bir şeyden daha bahsetti. Yani bir beraber bir şeyi yapıyoruz. Bir iman hakikatini, bir Kur'an hakikatini birine tebliğ ederken bazen
ya ben daha iyi biliyorum, ben daha iyi konuşurum diye hep kendisi konuşmak isteyen kişiler oluyor. Orada yeter ki hakikat ona ulaşsın da kim söylerse söylesin, hadi sen söyle. Birisi konuşuyorsa orada dinlemek. Yani bazı kişiler de vardır, sürekli ben konuşayım der, hiç başkası o söz hakkı vermez. Vitrinde en çok ben görüneyim. Ben görüneyim ben de şeklinde. Bunda pek ihlaslı olmuyor. Önemli olan karşıdakinin istifadesi ise, onun imanı kurtulsun istiyorsak, yani o hedef doğrultusunda hareket tabii etmemiz lazım. Tabii ben güzel lazım. Konuşabilirim ama öbürü daha ihlaslıdır. Onun anlattığı etkili oluyor. Çok bunun örneğini görmüşsünüzdür. Adam siz çok güzel konuşmuşsunuzdur. O bir iki cümle söylemiştir arada. Bakıyorsun sonradır adam onun o söylediği iki cümlenin etkisinde kalmıştır. Onu takdir etmiştir. Ne mübarek insan demiştir. Orada demek ki bu ihlasta da farklı bir şey var. Çok konuşma, hep ben konuşayım değil de kim konuşursa konuşsun. Hatta düzgün konuşamasa bile bazen ihlas düzgün konuşmaktan daha etkili olabiliyor. Evet. Bırakalım o kardeşimiz konuşsun, o anlasın. Onun bir eksik bıraktığı bir şey varsa sonunda biz de ona ekleyebiliriz. İlla ben konuşayım, ben onda olayım, çok sevap kazanayım. Ben çok konuşursam çok sevap kazanayım, böyle bir şey yok. Sevap ihlasla kazanılıyor. Evet. Dördüncü düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Çok güzel bir düstur da yapılabilse keşke. İnşallah. Öğreniyoruz işte yapmak için de gayret edeceğiz. Evet. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde fena fişşeyh, fena firresul ıstılahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fil ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin üstül esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var, ortada tutunacak yer bulamaz. Evet, burada yine devam edecek. Buraya bir kısa dikkat çekelim. Demek ki ihlaslı olmanın gereklerinden biri de kardeşlerimizin faziletleriyle övünmek. O fazileti benim gibi bilmek. Yani burada birliktelik ruhu, cemaat ruhu da tabir edilebilir. Gereği bu. Onun şerefiyle şereflenmek. Bir kardeşim bir konuda bir başarılıysa, bilgiliyse, alimse o benimmiş gibi onunla övünmek, değil mi? Onu takdir etmek, kıskanmak değil. Bunlar önemli. Yani tasavvufta ve tarikatlarda fenafil ihvan, fenafil resul hani ıstılahları var. Şeyhinde fani olmak, fenafil şeyh. İşte fenafil resul, en sonu fenafillah makamı diyorlar. Yani bu düstur, biz de düsturu fenafil ihvan şeklinde uygulayabiliriz. Kardeşlerimiz arasında fani olmak. Yani onların derdiyle dertlenmek, duygularıyla hani fikir olmak. Yani bir derdi varsa, bir problemi varsa ya ona nasıl yardımcı olabilirim, nasıl çözebilirim, nasıl çözüm bulabilirim diye. Onu da dert edinmek, ilgisiz kalmamak bu birlikteliğin gereklerinden birisi. Ki aramızda bizim kardeşlik şeyi var. Kimse astüst ilişkisi yok. Şeyh mürit gibi, baba oğul gibi birisi astüst üst değil. Hepimiz eşitiz. Beraberiz, kardeşiz.
Haliliye mesleğidir, meşrebidir evet. deniyor. Haliliye dostuz yani, kardeşiz, arkadaşız. Birbirimize daima yardım edeceğiz, takdir edeceğiz, birliklerimizi koruyacağız, kıskanmayacağız. Bu ihlasın gereği için, birlik ve beraberlik için oldukça önemli. Birbirimizden kuvvet alacağız. Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-i Kur'ani olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın daire-i kutsiyesine girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir. Yani bu da güzel, önemli bir hatırlatma. İman, küfür mücadelesi de Adem Aleyhisselam'dan başlamış, devam ediyor. İşte bir evet. cephe. Şimdi o cepheyi dağıtmak diye mi küfür, inkar cephesi, hani küfür dediğimizden kastımız o. Allah'ı, İslam'ı, Allah'ın emirlerini inkar edenler cephesi bir gruplaşmışlar. İman cephesine hücum ediyorlar. Zaten az ve zayıfız. Bir de biz terk edersek o iman cephesini, hizmet edenler cephesini. Evet. Değil mi? Karşı tarafa yardım hükmüne geçiyor. Burası azalıyor, öbür taraf güçleniyor. Evet. Bu bakımdan zorluklara katlanarak, sabrederek o iman cephesinde hakta sebat etmeye gayret etmemiz lazım. Ayrılmamak gerekiyor. Evet. Evet. Ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıta-i mevt'tir. Evet, ihlası zedeleyen, riyaya ve dünyaya sevk eden tuğle emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıta-i mevt'tir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat, Kur'an-ı Hakim'in küllü nefsin zaikatul mevt, inneke meyyutun ve innehum meyyutun gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıta-i mevti süluklarında esas tutmuşlar. Tuğle emelin menşei olan tevehhüm-i ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne nefs-i emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste ekseru zikre hadimin lezzat ev kemakal, yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikata uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür, daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas etenme yol açar. Evet, burada da yine güzel bir ders verdi. Demek ki ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin önemli yollarından birisi de ölümü hatırlamak, rabıtayı evet. mevt yapmak. Burada özellikle ehli tarikat bunu çok kullanmışlar, hakikat. Mesela Kur'an-ı Kerim'in küllü nefsin zaikatül mevt, her nefis ölümü tadacaktır. İnneke meyyutun ve innehum meyyutun, bunlar ayeti kerime. Yani sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Birisi Ali İmran suresinden, diğeri Zümer suresinden. Ki bu ayetlerden aldığı dersle rabıta-i mevti mesleklerinde hep uygulamışlar.
Ta ki nefsin enaniyetin hilelerinden, destelerinden kurtulsun diye. Kurtulsun yani. Evet. Zaten hadis-i şerif, başka bir hadis-i şerifte ölüm sizin için bir nasihattir diye ölümü sık sık hatırlayın. Çünkü yani, şey dedi ya yukarıda hani tuğle emel insanın yani dünyaya olan aşkını, ilgisini artırıyor yani. Tabii. Hiç ölmeyecekmiş gibi o zaman dünyaya aşıkhane bağlanıyor ve dünyevi çıkar uğrunda her türlü şeyleri de kendine meşru görüyor. Meşru diyor. Evet. Ahireti hatırlamıyor. Ahiret hazırlanma aklına gelmiyor. Gaflet basıyor. Tevehüm ebediyet veya tuğle emel tabirleri çok kullanıyor. Evet. Yani insan öyle vehmediyor kendini, öyle zannediyor. Ben hiç ölmeyeceğim, hep böyle yaşayacağım, hep böyle genç kalacağım. Bu imkanlar hep benim elimde olacak. Halbuki ölüm genç, ihtiyar demeden her an bizi şey yapabilir, değil mi? Evet. Da alabilir, davet edebilir. Yani burada bu rabıtayı, mevti ehli tarikat hani şu şekilde yapıyorlar diyor. İşte öleceğim, kabre konulacağım, işte melekler gelecekler, sağa soracaklar. Bu yanlış bir şey değil, bu da doğru. Bu da güzel bir usul ki faydası da oluyor gerçekten. Evet. Hatta bazı dergahlarda işte bazen uygularlar, tabut bulunur, bazen içine girer, o hissiyatı yaşamak isterler. Bizim mesleğimizde de yani her an ölecekmiş gibi, ileride öleceğim diye her an ömür bir ağaç, ben bu ağacın meyvesiyim ve her an o meyve düşebilir gibi, ileride değil de her an ölecekmiş gibi düşünüp hayatımın benim bir, tek bir meyvesidir bu, ben de ölebilirim her an diye. Hatta yani bir ifade anlatırlar işte ömür üç gündür dün geçti, yarın işte meçhul bugündür falan şekilde. Hatta onu sanırım birkaç yerinde bir andır diyor. Bir an sonrasına bile bizim hiçbir şeyimiz yok, garantimiz yok. Her an ölebileceğini hatırımızdan çıkarmayalım. Bu şeyin çok büyük faydaları var. Çünkü bir hadis-i şerife de yine dikkat çekti. Eksirü zikri hedimül lezzet. Yani lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye. Yani biz bunu çok sık hatırlamamız lazım. Evet. Ki böyle ahireti düşünmeyen, hiç hazırlığı olmayan insanların yanında ölümden bahsettiğiniz zaman rahatsız olurlar. Çünkü hiçbir hazırlığı yok. Ya kapat şu konuyu, içimiz karardı derler. Halbuki Müslüman hiçbir zaman bundan rahatsız olmaz. O hazırlıklıdır çünkü. Her an görevini yapıyor. Her an hazırlıklı. Hatta meçhul da değildir ölümden sonraki hayat. Biliyordur ne olacağını. Onları hatırlamak ona zevk verir. Daha da ihlaslı olmasına, daha da Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamasına onu yöneltir. Onun için bu faydalı. Yani sık sık ölümü hatırlamak, rabıtayı mevti yapmak. Onun için mezarlık ziyareti mesela sünnettir. Ölüleri sık hatırlamak sünnettir. Buna, bu gerçeğe karşı her nefis ölümü tadacaktır, gerçeğine karşı gözü kaplamak bir çare değil. Değil. Dünkü gün elimizden çıktı. Yarın ise elimizde senet yok ki ona malikiz. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil veya bulunduğun an bil yani. An bileceksin. Evet. Evet, evet. Demek ki bunları böyle düşünmek ihlas etme yol açıyor. Yol açıyor. Evet. İhlas durma. Evet. İkinci sebep, iman-ı tahkikinin kuvvetiyle ve marifet-i sani netice veren masnuattaki tefekkür-i imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp Halık-ı Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Her neyse bunda çok derecat, meratip var. Burayı da biraz açalım. Buyurun. Çok önemli görüyorum ben şahsen. Evet. Yani ihlaslı olmanın yollarından birisi de imanı tahkikinin kuvvetiyle, kuvvetli imanın araştırarak elde edilmiş, bizi ikna etmiş, tatmin etmiş bir inancın, bir imanın kuvvetiyle Allah'ı tanımanın, marifet-i sani dediğimiz o Cenab-ı Hakk'ı tanımayı netice veren masnuattaki tefekkür-i imani. Mesela Risale-i Nur'un birçok yerlerinde çok iman dersleri vardır. Tevhid dersleri vardır. Misaller verir böyle yüzlerce. Bazı kardeşlerimiz bunu fazla bulurlar. Ya ne gerek var, zaten inanıyoruz. Halbuki yani bir insanın amelinde eksiklikler varsa bu imanın, değil mi, zayıf olduğunu gösterir. Evet. Yani o inancın, iman demek bir ahirete ait bilgilerin doğru olduğundan emin olmak demek.
ki kelime-i şehadet de öyle hep bize tercüme ettirildi, anlatıldı. Yani Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve evet. elçisidir hakikatine. Dil ile ifade etmek, kalb ile ikrar etmek, tasdik etmektir. Değil mi kelime-i şehadet? Evet. Yani burada biz bu iman derslerini okuduğumuz zaman, çok çok tekrar edip bunları tefekkür ettiğimiz zaman, Allah her yerde hazır ve nazırdır. Allah her yerde bulunuyor ve her an beni görüyor. İşte bu şuur, bir bilinç bizde güçleniyor. Yani takridi imanımızı tahkiki seviyeye çıkarabilmemiz lazım. Şimdi bu şuur güçlendiği zaman, ben diğer ki çok önemli bir makam sahibinin huzurundayken, değil mi, bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının huzurundayken, davranışlarıma, konuşmalarıma, kılığıma, kıyafetime, her şeyime dikkat ederim. Beni görüyor. Onun böyle güçlü bir insanın huzurunda ben başkasından yardım istemem. Bu huzurun edebine muhaliftir. Şimdi ben her yerde Allah beni görüyor ve her an onun huzurundayım. Şuuru güçlü bir imanla yerleşirse alemime, ben o zaman onun huzurunda başkasının takdirini aramak, o beni beğensin, takdir etsin, ben onun gözüne evet. gireyim, böyle bir şey arayış içinde olmaz. Yani riyakarane vaziyetlerden azade olur. Allah'ın rızası önemli. Evet. Allah görüyor beni ya. Öyle. Önemli olan onun rızasını kazanmak. Değil mi? Onun hoşuna gitmek, onun memnuniyetini kazanmak. Şuuru daha güçlenir. Yani evet. Demek ki o imanın güçlenmesi, o tefekkür derslerinin, o iman derslerinin okunması bu açıdan çok önemli. Çünkü onları düşünmekten gelen feyizlerle, lemahatıyla, nurlarla alemimizdeki bu Allah her yerde hazır ve nazırdır şuuru daha da güçlenir alemimizde. Ve onun huzurunda da sadece onun rızasını düşünürüz. Değil mi? Onun emrine uygun davranmayı, hareket etmeyi düşünürüz. Başkalarından şey beklemeyiz. Teveccüh, takdiri beklemeyiz. Bu duygu da bize ihlası evet. kazandırır. Allah'ın rızası duygusunu kazandırır. Evet, herkes kendi sesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakaik zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Evet, burada isterseniz zamanımız da doldu. Burada da inşallah biz de ara verelim. İnşallah gelecek dersimizde buradan devam ederiz. İnşallah. Burada da bundan sonraki bölümde de ihlası bozan, kıran sebeplerini, onları da bize dikkatimizi çekecek. Ağzınıza sağlık değerli hocam. Çok sağ olun. Sen teşekkür Allah'a ediyoruz. Olsun. Değerli Risale Okumaları seyircileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek bir Risale Okumaları programında birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.